Dini konulardan bir tanesi tekfir meselesidir. Tekfir birisiyle alakalı bu kafirdir şeklinde hüküm vermek. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam rastgele bu işin yapılmaması konusunda bize şunu hatırlatıyor. Birisi bir başkasıyla alakalı e, tekfirde bulunsa bu kafirdir dese eğer o kimse kafir değilse söz döner söyleyene gelir ve söyleyeni kafir yapar. Ee, Mesela hassas, özellikle hariciler önüne gelene böyle bir kafir damgası basmakta e, beis görmemişler. Harici zihniyeti asırlara yansımış. E, günümüzde de bazı böyle harici zihniyeti taşıyan kimseler var ve bunlar çok rahat bir şekilde şöyle yapan kafirdir, böyle yapan kafirdir, falan kafir, filan kafir, çok rahatlıkla e, tekfirde bulunabiliyorlar. Bediüzzaman bu noktada çok hassas ve diyor ki Said'i bilenler bilirler ki mümkün olduğu kadar tekfirden çekinir. Hatta sarih küfrü bir adamdan görse de yine tevhile çalışır. Yani bir kimsenin mesela imanına az bir delalet var. Küfrüne çok deliller var. O az olana sahip çıkmak yani onun imanına bir alamet varsa ona göre değerlendirmek gerekir tarzında açıklamalar var. Kaldı ki bir kimse gerçekten kafir olsa bile biz ona kafirdir demediğimizde bize tereddüt eden herhangi bir şey yok. İlla onun kafir olduğunu söylememiz gerekmiyor. Ve bu noktada mesela Yezid, Muaviye'nin oğlu ve zulmüyle meşhur Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi onun zamanında Gerçekleşiyor. Ve e, İslam dünyası Yezid'e sıcakta bakmaz zaten. Ama özellikle Şia bu noktada çok daha hassas. Ve daima lanetle yad ederler. E, i̇şte Yezid'e lanet olsun. Ve burada dursalar e, nispeten idare eder de. Ona lanet etmeyene de lanet olsun şeklinde. Bu gibi ifade de kullanırlar. E, bu ehl Sünnet'in yasası. E, böyle meseleye bakışına uygun düşmüyor. Yani diyelim ehli sünnet evet Yezid'i mübarek biri olarak görmüyor. Onun zalim olduğunu ifade ediyor. Lanet eden de olmuş, etmeyen de olmuş. E bir kimse Yezid'e lanet etmemişse ona da lanet olsun demek uygun bir şey değil. Çünkü diğer alemde herkes yaptığının karşılığını zaten alacak. İlla bizim lanet okumamız da gerekmiyor. Yezid'e taraftar mıyız? Değiliz. Ee, Yezid'in tarafında mıyız? Hazreti Hüseyin'in yanında mıyız? Elbette Hazreti Hüseyin'in yanındayız. Ama lanet noktasında Ehl-i Sünnet'in akidesi Şia'dan farklı. Dolayısıyla e, daha böyle bir hassasiyetle konu değerlendirilmiş. Lanetullah zalimin gibi yani genel bir e, ifade kullanılabilir. Kur'an'da da bu kullanılmıştır. Ama doğrudan şahıs olarak falan lanet, filana lanet e, bu şekilde e, sünni camiada bu görülmüyor. Şia bunu tenkit eder ama herhalde anlamaya çalışsalar daha iyi olur. Bir başka konu şeriat konusu. Şeriat e, nur risalelerinde hayli geçer ve bunda bir e, beis de yok gayet normaldir. Yani dini bir eserde şeriat kelimesinin geçmesinden daha normal ne olabilir ki? Ee, ancak e, Türkiye'de bazı kelimeler zamanla yara almış. E, yara alan kelimelerden birisi de şeriat. E, bazıları şeriat denildiğinde işte e, hırsızlık edenin elinin kesilmesi, adam öldürenin idam edilmesi, zina yapanın rejim edilmesi. E, şeriat denildiğinde ceza hukuku, İslam ceza hukuku gibi hatırlarına bu gelmiş ve bunu da aşırı bulmuşlar ve bundan dolayı şeriat mı aman o bir öcü öyle göstermeye çalışmışlar. Bundan dolayı bu kelime okul kitaplarında falan pek de kullanılmaz. veya hiç kullanılmaz belki. Ancak dini eğitim alan müesseselerde şeriat kelimesi geçer. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor peygamberimize yönelik bir şekilde. Mesela Allahu Teala "Sümme cealnâke ala şerîatin min el-emr fettebi'hâ." Sonra seni bir şeriat üzere kıldık. O şeriata tabi ol diyor. Şeriat Allah'ın yolu. Kelime anlamı itibariyle yol. Suya giden yol gibi bir anlamı var. ve ıstılah anlamında da Allah'ın dini. Allah'ın bize bildirdiği hükümler. bu anlaşılır. Bundan dolayı Bediüzzaman Risalelerinde Gerek eski Said dönemi Cumhuriyet öncesi gerekse Cumhuriyet sonrası ta vefatına kadar yazdığı eserlerde şeriat kelimesini çok rahatlıkla kullanmış. Osmanlı zamanındaki mesela 31 Mart vakasında o da sen de şeriat istemişsin diyerek mahkemeye verilmiş ve mahkemede buna cevap verirken diyor ki şeriatın bir hakikatına bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat sebebi saadet ve adaletin mahs ve fazilettir. Fakat ihtilalcilerin isteyişi gibi değil. Yani şeriatı istediğini söylüyor. Hatta şeriatın bir hakikatına bin ruhum olsa feda etmeye hazırım diyor. Ardından da gerekçesini sayıyor. Zira şeriat saadetin sebebidir. Tamamen bir adalettir. Tamamen bir fazilettir. Dolayısıyla şeriatı istemek kötü bir şey değil. Dinin hükümleri. Ama ihtilalcilerin isteyişi gibi değil. Yani bazıları şeriat isteriz diye ortalığı karıştırdı. Onların istediği gibi istemiyorum. Buna da dikkat çekiyor. Acaba bir şeriat karıncaya bilerek ayak basmayınız dese, tazibinden men etse nasıl beni Adem'in hukukunu ihmal eder? Eski medreselerde İslam hukuku şeriat adıyla okutulur. Ve şeriat denildiğinde daha çok dinin ahkam yönü hatıra gelir. Fıkıh yönü hatıra gelir. İşte Bediüzzaman bu açıdan bir cümlesinde diyor ki şeriat karıncaya bilerek ayak basmayınız diye hükmetmiş. Karıncanın hukukunu korumuş. Dolayısıyla karıncanın hukukunu koruyan bir şeriat insanoğlunun, Ademoğlunun hukukunu nasıl ihmal eder? Şeriatta karınca ile ilgili bir hüküm bile varsa elbette insanlarla ilgili hükümler olacaktır. Ve yine eski Said tabir ettiği dönemdeki bir savunmasında Divan-ı Harbi Örfi'de şöyle diyor. Ben talebeyim onun için her şeyi mizan-ı şeriatla muvazene ediyorum. Burada bize aslında bir ölçü veriyor. Bir Müslüman meseleleri değerlendirirken, şeriatın mizanıyla ölçüp tartmalı. Ne gibi? Mesela içki günümüzde batı medeniyeti canibinden bakılırsa böyle hayatın bir realitesi. İşte insan içer ve keyif alır. Böyle görüyorlar. Ve hatta içki içmeyen insan çağdaş olamaz gibi kendilerine bir vecize de uyduruyorlar. Ama acaba şeriatta böyle mi? Hayır şeriatta böyle değil. Şeriatta ''Riçsün min şeytan'' O şeytanın amelinden bir pisliktir. ''Feşteni buhu'' O pislikten uzak kalın. İşte e, biz kendi aklımızla değil, e, dinin verdiği ölçüler çerçevesinde bakacağız. Tabi bunu yaparken aklımızı da kullanacağız. Dolayısıyla e, Risaleler gerçekten çok yönlü insanı yetiştirir ve dinin meselelerini de çok dengeli bir şekilde bizlere anlatır.